Günaydın arkadaşlar. Bugün mesaimize Koru'dan başladık. Koru'da açık muz bahçemizden başladık. Bu bahçemiz yaklaşık 1,5 ay öncesinde dikim yapılmış bir bahçemiz. Açık muzların arkadaşlar kapalı muzlardan farkı nedir? Seradan farkı nedir diye sorduğumuz zaman da esasında besleme olarak çok bir farkı yok. Ama senede bir sefer, yani her bitkiden tabii ki serada da bir meyve alıyoruz ama arkasından fidan bırakarak ikinci doğumlar dediğimiz doğumları da yaptırabiliyoruz serada. Ama bu açık muzunda mümkün değil arkadaşlar. Açık muzunda bu bitkiden bir tane meyve alırız, dal alırız. Bundan bıraktığımız bitkilerden de yine tekrar senenin Ağustos'unda, Eylül'ünde gelen doğumlarla tekrar ürün alırız. Serada ise örnek Mart dikimlerinde Ağustos'ta doğumlar gelir. Ağustos doğumlarının yanına Nisan'da koyduğumuz fidanla Eylül-Ekim'de tekrar bir doğum yaptırabiliriz. Kapalının avantajı bu ikinci doğum dediğimiz olay olur. Ama açıkta bu olmadığı için biz bitkilerimizi Ağustos, en geç Eylül, ki bana göre Ağustos'ta bu bitkilerin doğum yaptırılması lazım. Onun için de Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz çok ciddi bir şekilde gübreleme yapılıp bitkinin doğuma hazır hale getirilmesi gerekiyor arkadaşlar. Eğer bu doğum Eylül arkasına geçerse Ekim gibi, Kasım gibi üstü örtük olmadığı için, kapalı olmadığı için en ufak bir rüzgar, ki daha kötüsü de doludur. Doludan dolayı doğurmuş olan dallarımız çok büyük problem yaşar arkadaşlar. Biz onun için bunu doğum yapmış bitkilerimizi kesenin içine, keseye almak zorundayız ama taze doğum yapmış bir dalı keseye almak o dalın çürümesine sebep olduğu için hiçbir anlam ifade etmez. O dallar da çürür arkadaşlar. Açık muzu dikimlerinde bizim tavsiyemiz genelde Şubat sonu Mart'tır. En geç Mart'ın sonudur. Nisan, Mayıs gibi bu aylarda dikilen fidanlar arkadaşlar maalesef bu bahsettiğim durum olduğu için dalları çoğunlukla ya çok geç, seneye bu zamanlara kadar gelen bir hasat süresi olur, ne fidesi iyi olur. Dediğim gibi dalların birçoğu da doldurmaz, bizim gavuz dediğimiz olay ortaya çıkar. Bunların örnekleri karşıki bahçemizde var arkadaşlar. Evet, tam şu karşıdaki bitkimizde var. Hatta biraz daha yakından gidip, ki bu bitkimiz arkadaşlar çok yıllık, yani yeni tesis edilmiş bahçe değil. Zaten bakımı da ona göre olduğu için görüyorsunuz. Çok şey. Evet arkadaşlar, bu bahsettiğim geç dönem doğurmuş bitkimizin dalı ve hiçbir ekonomik özelliği, ekonomik anlamı yok. Bu bitkilerimizin çok iyi beslenerek, söylediğim gibi Ağustos içinde, hatta Temmuz olursa daha iyi doğum yapması gerekir. Şu an biraz zayıf gidiyor. Biz bu bitkilerimizi de bunların seviyesine çıkarmak istiyoruz. En azından bir kısmından yaptığımız masrafın karşılığını almak istiyoruz arkadaşlar. Onun dışında
Damla sulama sistemi bazen yeterli olmayabiliyor. Bu aralarında bolca sulanmasında fayda var. Burası koru. Burası biraz denize yakın olduğu için nem problemimiz yok ama da yine de sulamakta fayda var. Tabii ki bu bahçemizde de gelişmeler arkadaşlar göreceğiz ilerleyen dönemlerde.